Günaydın Tarimeydi kardeşim. Günaydın abi. Şey ilgini çeker diye düşündüm. Dışarıda Şebnem Ferah imza dağıtıyordu ha. Ne diyorsun abi? Vallahi ya. Eğer göremezsen bence ısrar et. Çünkü şiş diye gider gibi de bir hali vardı. Koş yetiş! Koş! Bu kimlere neler girmiş. Sayın Cem Onaran Genel Müdür. Müdür büyük ya. Sayın Burhan Altıntop İdare Müdürü. Cem şimdi genel müdür olmadığına göre mantıken baktığımız zaman büyük hediyenin benim olması gerekiyor. Mantıken. Mantıken. Evet. Şunu alayım. Bunu da alayım. Onları da aldım. Ay kan çekiyor ya. Ne var burada? Selin yere bakan. Aa, bu kız yok ki burada. Neyse, ben yine de alayım ayıp olmasın. Ay nasıl kan çekiyor ya, tekrar geri bastım. Ne şahidi ya o? Ya Gülay, lütfen hayır deme Allah aşkına ya. Bak ben bu saatten sonra bir başkasını bulamam. Mahkemeye gireceksin. Evet, geçinemiyorlardı. Birbirlerine de hakaret ettiklerini görmüştüm diyeceksin. Bitti gitti, hadi. Ben yapamam canım. Lütfen affet beni. Benim mahkeme fobim var. Mahkemede çok heyecanlanıyorum canım. Saçmalama oğlum, yaparsın. Ne fobisi Allah aşkına ya? Allah Allah. Bu firma bana her yıl başında cep telefonu, fotoğraf makinesi falan yollardı. Bu sene takvim yollamış. Hiç sorma ya o. Bu sene hediyeler bayağı kököz canım. Bana da uyduruktan şeyler göndermişler. Ben Fatoş evlenme teklif edeceğim. Ne? Abi sen benim ailemsin dedi. Biz artık birbirimizin olduk. Kaçış yok, evleneceğiz. Bu hafta müsait bir zamanda ben teklifimi yapacağım. Ne oldu ya? Niye bağırıyorsunuz? Bir şey mi oldu? Gelin arkadaşlar. Merhaba İffet abla, Tasmey amcacığım, biz geldik. Hoş geldiniz kızım. Ay ay, o kim ayol? Benim İffet teyze, Taceddin. Oo, bize neler getirdin böyle Taceddin? Yok Tahsin Bey amca, bunlar benim ofise gelen yılbaşı hediyelerim. Ben şimdi idari müdürü olduğum için diğer şirketlerin gözünde böyle bir hatırım var. Ondan dolayı yani. Arkadaşlar arabadan buraya kadar sağ olsunlar yardım ettikleri için öyle yani. Kız ben o kadar kozmetik editörüyüm, bana hiçbir şey gelmedi be. Şaşırdım. Demek ki size uygun bir hediye bulamamışlar şayet. Hadi be. Vay. Geldiniz mi gençler? Hadi mutfağa. Yemek yapıp yiyeceğiz yenge. Oh ne güzel vallahi, aferin. Geç Şayka, geç tatlım. Burhan Hanım görüşürüz. Tamam tatlım. Yalnız Şayka Hanım o torbadaki ne acaba, benimkiyle karışmasın da. Hayır yavrum ya, bu benim Sacide aldığım hediye. Aa sen de aç gözlü müsün Nesin? Tamam o zaman tamam. Tacı sen onları bırak bakayım oraya. Aman aman bir şey olmasın, bırak şimdi. Aman, aman, aman Tacı. Şu ciplerini de bir kontrol etsene, bir şey kaçmasın oraya. Ne kaçacak ya? Deli misin lan be? Ha, çünkü bende sayıları belli de ondan notunu aldım. İpot, ben şimdi bunları teker teker sayılarını çıkartayım. Demirbaş dokümlerini ortaya koyayım. Ondan sonrasında gelip burada şov yapacağım. Ya bu Sacit bayağı bağlandı Şahika'ya değil mi İfo? Hiç beklemezdim bizim haytadan. Ya, yemek yapacaklarmış arkadaşlarla. Osman Bey'i de davet etse miydik acaba? Yani, ayıp olmasın. Olmaz, olmaz. Hadi mahkeme bitsin, sonra düşünürüz. Bütün çocuklar bir... Tamam İfok, konu kapandı.
Ayol Burhan eli kolu dolu geldi. Senin hediyelerin bu kadar mı bu sene? Ben de anlamadım ya. Bugün bu kadar geldi. Plof. Plof. Yılbaşı ruhuna bayılıyorum ya. Ya işte basın sektöründe zirvede olmanın faydaları İfot, görüyorsun değil mi? Bir Burhan altın top kolay yetişmiyor. Kazan beğendik mi? Ay çok beğendim, çok yakışmış, güle güle giy. Ya o biraz kadın kazağı gibi değil mi Burhan Bey? Size mi gelmiş o? Evet, bana gelmiş. Bir defa hediyeler en yüksek mertebeye gelir. En yüksek ki o da idare müdürlüğü, ondan dolayı gelmiş. Unutma, hediyeler isme değil, titreye gelir. Burhan, ya orada fazladan bir ajandan var mı bana? Yok. Nasıl yok? Ya baksana. 6 tane ajan da var orada. Ha, hepsi lazım, ihtiyar. Kusura bakma. Ben de bir tane var baba, ben onu sana veririm. Kozmetik setinizi çok beğendim Burhan Bey. Nemlendiriciler, maskeler falan. Sağ ol Makbili. Bana hediye etsenize. Ya sana niye hediye edeyim ki ya Makbili? Bunlar tanıtım maksadıyla gönderiliyiz. Ha niye hediye edeyim ya? Ama kadın şeyse. Ne ilgisi var Makbili? Ya şu kafadan kurtul, şu kırsal kafandan. Nişantaşı'na gel. Antenlerini aç biraz, kırıl biraz ya. Bak geriye bak, gördün mü? Hemen de bozuldu. Dur sana bir şeyleri bulalım. Hediye. Şık 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 şık. Şık şık. Ne olabilir? Nadide bir parça. Al, bakire. Bunu odana asarsın. Bunu gördüğü zaman da her zaman beni hatırlarsın. Bu ne ya? Kozalak mı veriyorsunuz bana? Ne yapacağım ben bunu ya? Aa, beğenmediysen geri ver. Burhan Bey, bu şiddetli geçimsizlik için gelip şahitlik yapacaksınız değil mi? Bakın başkasını aramıyorum ha. Yapacak dedik ya kızım. Ben onun kafamda provalarını yapıyorum zaten. Ha, ne yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Ne diyeceksiniz mesela? He. Şöyle bir şey düşündüm aslında. Ha. Dur, havaya gireyim. Sayın Yargıç, 22 Kasım gecesiydi. Saat 1 sularıydı. Telefonum acı acı çalmaya başladı. O dakikalarda arayanın üst komşum Bayan Sütçüoğlu olduğunu bilmiyordum. Heyhat! O telefonun can hıraş bir imdat çığlığı olduğunu kim bilebilirdi ki? Bu ne Burhan Bey ya? Ah, Cem'in sana yaptığı eziyetleri polisiye bir dille anlatıyorum ki belki deveyi hapse bile atarlar. Ay çok güzel olur, harika. Ya saçmalamayın Burhan Bey, böyle olmaz ya. Olmadı mı ya? Olmadı ya. Böyle niye saçma sapan şeyler yapıyorsunuz? Sadece gideceksiniz mahkemeye. Geçinemiyorlardı, kavga ediyorlardı. Ayrılsınlar diyeceksiniz, bitecek gidecek. Ay niye benim hayatım bu kadar zor ya? Öyle kuru kuru anlatmaya hangi hakim inanır be abigizil kızım ya? Hay Allah. Acaba başka bir performans mı düşünsem? Daha dramatik mi alsam? Yunan tragedyaları mantığında mı alsam acaba? Ay vallahi nasıl alırsan al, yeter ki söyle. Ay hayırlısıyla bu hafta bitiyor bu iş. Ay. Aslı ne yapıyorsun burada? Gelip bizimle takılsana ya. Aa, gerçekten. Hem İffet ablaları da rahatsız etmemiş oluruz. Hadi. Ya Aslı bak, arkadaşların da seni çağırıyor. Sacitler de orada olacakmış. Hatta sen Makbule de otur bu akşam. Aa, olur. Yalnız Aslı, şimdiden söyleyeyim ha. Biz geç saatlere kadar sohbet ederek, fal açarak, dedikodu yaparak oturmayı düşünüyoruz. Yani diyeceğimiz o ki
Erken yatacaksan hiç gelme. Buraya gece birden önce hiç dönemezsin ha. Ya siz niye yana yakıla aslanın paçasına yapışıyorsunuz da beni çağırmıyorsunuz? Aşk olsun Burhan Bey. Siz de gelin buyurun. Buyurun. Ya siz ne çeviriyorsunuz sizin evde makbili? Beni niye dışlıyorsunuz? Benim hakkımda dedikodu mu yapılacak yoksa? Neyse Burhan Hanım sen de gel ya. Ama yani biz Aslı'yla mahkemede nasıl ifade vereceğim konusunda prove yapacaktık. Ay Allah. Aslı'ya yorum gitme, sen bu performansıma çok özeniyorum. Lütfen biraz teksti çalışalım. Ya ne kaş göz yapıyor, ne anlatıyorsunuz anlamadım ya. Ne dönüyor burada yahu? Ayol ne dönecek Tahsin'cim? Kızlar dedikoduya çağırıyorlar Aslı'yı. Burhan'ı çağırmıyorlar, o da bozuluyor ilahi. Ya hadi Aslı ya, hadi hadi. Hadi Aslı. Uyuş hadi. Çıkın hadi. O kadar ısrar ediyorlar ki artık gideyim ben de ne yapayım. Bari. Beni ıskart ettiler. Oh olsun, o makbiliye de mozalağa vermedim ya, oh olsun. Hıs! Yalnızca doğruyu ve tüm gerçekleri söyleyeceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum Sayın Yargıç. Ya ne güzel yapıyorsun ya! Sayın Yargıç, değerli jüri üyeleri. Şurada oturan genç adamın masum görünüşü sizi yanıltmasın. Fiziği de yanıltmasın. Katili gördüm. Cem Onaran bir katildir. Bir su alabilir miyim? Bravo Burhan Bey, bravo oğlum. Aynı Amerikan muhakeme filmleri gibi oldu ha. Hadi ya. Aman ama olmaz ki ya. Onlar çok bilindik numaralar. Herkes biliyor, yemez onu. Hakim sıkılı. Bu numaralar olmaz aslında. Ne yapacaksınız o zaman? Komediye mi bağlasam? Şöyle Amerikan tarzı, stand-up komedi tarzı bir şey mi yapsam acaba? Ne gibi? Amerikan şakaları. Mesela? İzle. Hey dostum. Onaran ailesinin evinde neden süpürge kullanılmaz biliyor musun? Çünkü Aslı kocası için saçlarını süpürge etmiştir de ondan. Aa, ya nereden buluyorsunuz bunları ya? Ya! Her şeye yeteneğim var onun için bak billah. Ya. Ay. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben demin reddettim ama biraz ayıp oldu galiba. O kozalağı alayım diyorum ya. Odama koyarım ha. He. Kozalağı? Hı hı. Yani bu gecenin anısı olarak da. He. Ama sen demin onu reddettin ya, bence şansını yitirdin. Nasıl yani? Vermeyecek misiniz? Aa, yok. Yok, vermeyeceğim. Bence bu eve yakıştı. Ya bir kozalak benden esirgiyor musunuz? Aa, herhangi bir kozalak değil ki makbiyle bu. Baksana üzeri yaldızlı, her tarafı yaldızlı. Bayağı bir emek var bunun içerisinde. Ya bence bu kozalak bence siz bana verir. Ya sen versin şunu bana. Allah'ım ya Rabbim, hasta mısın nesin? Vermeyeceğim dedim sana. Ya? Bu evin dekorasyonun bir parçası bu. Yarın öbür gün şey gelir, yine hediyeler gelir. Sen de kendi oralardan bir hediye seçirsin. Bak bile. Tabii, olur o zaman. Yarın başka hediyeler gelir, onlardan seçerim. Tamam o zaman. Öyle olur. Arsızsın ama. Ha? Arsızsın. Her gördüğünü istiyorsun. Enteresan. Sizin de... Biraz malınız kıymetli galiba. Evet, yeni mallar geldi. Kibilay Peynircioğlu, genel koordinatör. Sen!
Ya papucumun genel koordinatörü bu nereden çıktı ya? Delil kalmasın. Evet. Söyle. Aa, bu da Fatoş Hanım'a gelmiş. Ney? Yayın müdürü mü? Arkadaşlar, yayın müdürüyle yayın yönetmenini birbirine nasıl karıştırılır ya? Burada bir tek müdür var, o da benim. Hemen yırtıyorum. Delil kalmasın. Çok cizil bu ya. Ne kadar sevimli. Çok cizil. Hemen ayırayım bunu. Sabahın köründe kim aldı bunları aşağıdan ya? Burhan abi. Neydin canım? Yılbaşı hediyeleri yağıyor yani. Ama ismime değil, titreme. Bak canım kardeşim, bundan ders al. Gitara mitara takılmayacaksın. Adam olacaksın, bir yerlere geleceksin. Mevki sahibi olacaksın. Abi bana sormadan niye paketleri alıyorsun aşağıdan? Sana da iyilik yarama ya. Allah Allah. Annem derdi ki bir çocuğa bir de köylüye yüz vermeyeceksin. Çünkü de beni çıkarlar. Ya paketleri dağıtmak benim görevim. Ya ben kendimi yine yaradım. Sen de diğerleri dağıt işte. Ne var burada? Ne var? İnanmıyorum ya. Giyim firmaları bu sene kıl bana galiba. Ya neler neler gelirdi. Bu sene çöp yollamıyor kimse. Ay çok cizil. Ay çok cizil. Peki, çok teşekkürler. Sağ olun. Tam tahmin ettiğim gibi. Bir sürü firma hediye yollamış, hiçbiri ortada yok. Bana da şampanyalı yılbaşı sepeti yollamışlar ama kutudan bu not defteri çıktı. Herif utanmadan sabahın köründe gelip hediyelerin etiketlerini değiştiriyor. Peki, ne yapacak canım? Ya bu adamı dövsek mi ya? Bırak ya, dövünce bir şey olmuyor. Macun gibi eline yapışıyor. Ay, yaptığı resmen hırsızlık ama ya. Aslı'nın bir intikam fikri var ama bir sahte polis lazım bize. Sahte polis mi? Ya benim bir arkadaşım var. Kesin kıvırır biliyor musunuz? Çok yetenekli bir çocuk. Çok. Çok da matrak bir herif biliyor musunuz? Çok matrak bir herif yani. Kimmiş bu matrak herif? Sensin abi, kim olacak başka? Kürklü şapkanızla çok yakışmış Burhan Bey. He. Bu mu? He, sağ ol. Bazıları kürke karşı ama ben ışıltı ve gösterişten vazgeçemiyorum. Kazanız da çok güzelmiş. Biraz kadın kaza gibi ama. He, değil mi? Sağ ol. Ne bileyim, herkes giyiyor artık ya. Modada kadın erkek diye bir ayrım kalmadı ya, bırakalım. Bunu not alın. Peki Burhan'cığım, o senin kolunda asılı olan çanta ha? Kadın çantası ya o. Ha, bu mu? Yok ya. Posuçu çantası, evraklarımı koyuyorum. Peki o zaman. Güle güle kullan. He, sağ ol. Neyse, sizinle sohbete doyum olmaz. Adaslar, beni göre bekle şimdi. Ayrıca da bu dergide en fazla çalışan, en fazla sorumluluk alan ve her şeyi hak eden benim. Benim. Ama yani. Neyse. Görüşürük. Bence yapalım. Dediği gibi her şeyi hak ediyor. Bu ne ya? Çocuk bu ayol.
Niye ya? Ya yok, çok yeteneklidir ya. Çok güzel taklit yapıyor. Kanka Müslüm Gül sesi yapsana Allah aşkına hadi. Ya bırak şimdi, utanırım ben ya. Ne olacak ya? Oho! Ya hem böyle pis sakallı zıpır polis olur mu? Ayrıca üzerindeki de New York Polis Departmanı üniforması. Ya ben bir partide animatörlük yapmıştım. Oradan kalmış. Oyuncu musun sen canım? Müzisyenim ben. Ya yok, çok rahat çocuktur ya. Vallahi halleder ya. Şimdi sizin karşınıza geldi. Oğlum gelinler. Ne ya? Ya Orhan hayatta yemez. Mümkün değil. Evet evet, olmaz bu iş. Siz en iyisi gidin, Tanrı verdi. Hey, adamım sen Burhan Altıntop olmalısın, ha? Evet, buyurun. Daha. Bazı şirketler senden şikayetçi adamım. Başkalarının hediyelerine el koymuşsun. Elimizde kanıtlar var. Ne hediyesi ya? Sen ne söylüyorsun kardeşim? Hasta mısın nesin ya? Ben sana dedim yemez diye. Daha sakın inkar etme adamım, sakın inkar etme. Her tarafta köstebeklerimiz var, anladın mı? Ayrıca ofisin dinleniyor. Hey, ofisin mi dinleniyor? Aman. Ve gizli kamera kayıtları. Elimizde gizli kamera kayıtları var işte, şimdi faka bastın adamım. Gizli kamera kayıtları mı? Ne dinliyor burada? Arkadaşlar birisi bana söylesin ya. Burhan Altıntop. Federal yasalara göre şu andan itibaren hırsızlık yaptığın için tutuklusun. Arkanı dön ve bacaklarını aç. Söylediğin her şey mahkeme dairesinde delil olarak kullanılacaktır. Allah'ım. Sessiz kal. Bir dakika ya, ama kelepçe takıyorsun bana, böyle iş olur mu? Ya Allah'ım, ya Rabbim, şu anda kelepçe takayım ha. Eyalet hapishanesine gittiğin zaman ağlamak için vaktin olacak adamım ha. Ne? Eyalet hapishanesi mi? Ama ya, nerede, Türkiye'de yaşamıyor muyuz ya? Ya lütfen beni bırakın. Memur bey, lütfen, ben vergisini ödeyen bir vatandaşım. Yaşlı bir annem var Tokat'ta, yalvarırım. Ne? Seni duyamıyorum. İnanmıyorum ya. Yaşlı mı? Adam hasta etme. Tabii ki yaşlı. Tokat'ta şu anda. Lütfen. Hediyeleri geri verirsem ben, çünkü hiçbirisini açmadım. Lütfen ha, geri verirsem hacı. Arkadaşlar lütfen şikayetlerinizi geri alın. Ben yetkili birisi olsun diye o hediyelerin hepsini ben kendim aldıydım. Ama Burhan Bey, merkeze gidip ifade vermeniz gerekiyormuş. O zaman parasını geri versem hepsini. Lütfen olay basına yansımasın. Mak bile duymasın. Bir skandal olabilir. Ailesi nedir sonra ya? Ay yeter ayol, yazık adama. Burhan abi ya, benim arkadaşım Selim, bizim gitarist ya. Vallahi. Hey. Şaka yaptık şaka Burhan Bey. Burhancığım, o süslü püslü dandik hediye paketleri, atkılar falan, he? Hepsi fitil fitil burnundan geldi değil mi canım? Çıkar şunu be. Çıkar şunu. Şakaymış. Bravo. Bravo. Panik atak hastası arkadaşınıza böyle tatsız bir şaka yapmayı tıbben göze alıyorsunuz. İki tane ajanda, bir kutu çikolata için arkadaşınızın ruh sağlığını bozuyorsunuz. Bravo. Şayka Hanım'ın da dediği gibi, onaran çiftini burada tenzih ediyorum. Saygısızsınız. Basitsiniz. Ucuzsunuz. Ve kalpsizsiniz. Tipsizler. O zaman bunun esas Aslı'nın fikri olduğunu söylemeyelim ha. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.